Şöyle yapıyorsunuz. Sağ tuş New Database seçiyorsunuz. Size bir ara ekran açıyor. Şimdi veri tabanınızın ismi önemli. Bu ismi hep kullanacaksınız çünkü. Diyelim ki ilk DB dedim. Türkçe isim yok yine içerisinde. Türkçe harf yok. İlk DB dedim. Baktığımız zaman iki tane, bakın, database file'dan bahsediyor değil mi? Şurada owner diye bir şey var. At diye bir ekran var. Owner nedir bu? Owner, yani bu database'in sahibi kim olacak? Şu anda ben Manager Studio'yu kimle açtım? Volkan halimle, değil mi? Windows Authentication ile girdim. Bakın, Manager Studio'yu kimle açtım değil, nereye açtım değil. Kimle açtım ben? Hangi kullanıcımla açtım? SA ile mi açtım işte, Volkan halimle mi açtım? Volkan halim olarak, yani Windows Authentication ile girdim ben. Owner default dediğinde kimle girilsen onu gösteriyor. Yok istiyorsan şunlardan herhangi biri diye seçebilirsin. Sahibi budur. Böylelikle başkasına da yetki verebiliyorsun. Database'i oluşturup alıyorsun. Yetkili sensin. O kişi orada database'in sahibi oluyor. Tamam. Hayır. Şöyle bir şey. Bu SQL Server'a birden fazla kullanıcı bağlanacak. Ha, diyorsun ki burada herkes bağlanabilir ama mesela Canan tam yetkili olsun. Silme, ekleme, çıkartma gibi. Tamam. Birden fazla kullanıcı oluyor server üzerinde. Bu kullanıcılardan birini veya birkaçını atayabiliyorsun sahip olarak. Cancel dedim. Bakın database files gördünüz. Neymiş bu? Bakalım. Rows data log. İki çeşit data dosya varmış değil mi? Bunların birincisine MDF diyorlar arkadaşlar. Metadata file olarak geçiyor bunlar. İkincisi LDF, log data file olarak geçiyorlar. Farkları nedir? Hani sen bir şeyi kaydettin. Mesela işte kişiler diye bir tablon var ve bu tablonun içerisinde işte ada Canan dedin, soyad Özkayalar mıydı? Özkayalar dedin, işte doğum tarihi 1987 dedin mesela. Böyle bir kayıt yaptın. Bu kaydı metadata file'da tutuyorsun. MDF'te. Bakın, row ne demek? Satır değil mi? Satırların bilgisi buradaymış. Satıra yazdıkların burada arkadaşlar. Log ise güvenlik kaydıdır arkadaşlar. Log güvenlik kaydı. SQL Server güvenlik için kullanılır dedik değil mi? Güvenlik ve hız için kullanılır. Şimdi güvenliği nasıl sağlıyor? Mesela sen şu anda giriş yaptın ya SQL Server'a. Direkt seni kaydediyor. Kim ne zaman girdi? Ne zaman çıktı? Kim hangi satırı sildi? Hangi tablodan sildi? Hangi veri tabanını sildi? Kim ne ekledi? Neyi değiştirdi? Her şeyin bilgisi tutulur arkadaşlar. Tabii ki. Evet. Oluşan hatalar. Veriyi kaydetmeye kalktın. Mesela doğum tarihine yanlışlıkla adı gönderdin sen. Ne oldu? Hata meydana geldi. O meydana gelen hatanın tüm ayrıntıları log datası içerisinde bulunuyor. Böylelikle ileride mesela diyelim ki kavram benim, elemanım, çalışıyoruz falan filan, güzel. Yalnız biz kavramla ters düştük. Kavram işten ayrılmaya kalktı. İşten ayrılırken tuttu, benim bütün dosyalarımı, bütün kayıtlarımı sildi. Bakın çok riskli bir şeyden bahsediyorsun. Eğer tüm muhasebeniz o programın üzerindeyse iflas demektir. Bitti. Ne kadar alacağım var, borcum var, artık hiçbir şey bilmiyorsun yediğin yoksa. Doğru değil mi? Düşün, ERP dediğimiz uygulamalar var. Nedir bu? İnsan kaynakları, müşteri ilişkileri, stok kontrolleri, cariler, cartlar, curtlar. Aklınıza gelebilecek her şeyiniz ERP uygulamasında kayıtlıdır. Bu giderse senin hiçbir şeyin yok demektir artık. Doğru mudur? Değil mi?
Nereden ne kadar alacağım var, hepsi onun içindeydi. Hepsi bitti. İşte mesela üyelerin var elinde. Aylık olarak kredi kartlarından para çekiyorsun. Sen bunu yaparken silindi, artık kredi kartı yok kullanıcıların, gitti. Para çekemeyeceksin. Ama adamdan zaten belli başlı şeyleri tahsil etmiştir. Bir daha sıkıntı yaratacak değil mi bunları tekrar almak? Belki insanlar inanmayacak, güvenmeyecek sana, güven kaybı oluşacak. Çok büyük tehlikedir arkadaşlar. Dolayısıyla her işlem kaydedilir. Anlaştık mı? Initial size. Ne demek initial? Başlangıç boyutları. Hiç kayıt olmasa bile arkadaşlar, benim MDF dosyam 3 MB yer saklayacakmış kendine. Hard diskim üzerinde. Tamam. Log dosyam da 1 MB. Numerik hattan var bir tane. İstediğin gibi ayarlayabilirsin. Kullanacağın sistemin yoğunluğuna göre. Çok fazla giriş çıkış varsa, değil mi? Biraz daha büyük yer ayır diyebilirsin. Autogrowth ne demek? Otomatik büyüme arkadaşlar. Bastın. Bakın yukarıda bir checkbox var. Enable autogrowth. Bir kapattım. Kesti değil mi? Otomatik büyümeye izin ver ya da verme. Nedir bu? İşte diyorsun ki benim 1 MB log dosya. 1 MB'a kadar dosyan doluyor. Eğer log dosyanız dolarsa arkadaşlar, bir daha o veri tabanına, bakın server'a, SQL server'a giremezsiniz demiyorum. Server'ın içerisindeki o veri tabanına. Çünkü her veri tabanının kendine ait bir log dosyası vardır. Ve her giriş yapmaya kalktığınızda o log dosyasından siz kaydedin. Tamam. Ve file enable autogrowth kapalı ise siz o veri tabanına bir daha giriş yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Sizin çünkü girdiğinizi kaydedemeyecek. Bakın az önceki kavramla benim örneğimden yola çıkarak düşünürsek enable autogrowth kapalı diyelim ki bizim veri tabanımızda. Kavramla ters düştük. Kavram biliyor ki log dosyası dolduktan sonra bir daha kaydetmiyor bir şey. Ama sisteme girebiliyorsun diyelim ki. Tamam. Kavram önce log dosyasını normal işlemlerle doldurur. Hiç silme yapmaz. Değil mi? Girer çıkar, girer çıkar. Bağlantı açıp kapatsa bile sürekli girip çıkıyor demektir arkadaşlar sisteme. Sürekli log'a kaydediliyor. Sırf bunu yapsa bile arkadaşlar kavramı kaydediyor. Log dosyasını 1 MB'a ulaştırdı kavram. Artık kaydetmeyecek. Giriyor bir daha. Bütün sistemi siliyor. Bitti. Güvenlik kaybı yaşadın mı sen? Yaşadın değil mi? Niye? Artık yeni geleni kaydetmeden içeri alıyorsun. Eski olanı silseydi de yanlış olurdu. Bunu yapsaydı da yanlış olurdu. Doğru değil mi? Madem güvenlik öndeyse arkadaşlar, o dolduğu anda kimseyi içeri almaması gerekiyor. Önemlidir burası. Anlaştık? Bir log dosyası dolarsa bir daha kimseyi içeriye almaz. Database'e giriş yapmak istediğinizde hatayla karşılaşırsınız. Tamam? Enable autogrowth yaptığınızda yüzde olarak veya megabyte olarak büyütebilirsiniz. Mesela işte bu benim log dosyamsa, her 1 MB'ı doldurduğunda boyutunu 1 MB daha büyüt. Böyle yaparsa 1 MB dolduğunda 100 KB daha ekle. Mesela ne oldu? 1 MB 1.1 oldu değil mi? Bir daha doldu. Bu sefer bunun %10'unu alacak. 1.1'in %10'unu alacak. Tamam. Ne olacak? 1 nokta işte diyelim ki 21, 22 gibi bir değere geldi. Tamam, böyle böyle artmaya başlayacaktır.
Maksimum file size. Bu önemli. Neden? Host şirketleri bunlardan para kazanıyorlar arkadaşlar. Mesela diyor ki 50 MB database alanı veriyorum. Bir tane database açabilirsin ve 50 MB database alanı veriyorum. Eğer diyor sana yetmiyorsa 100 MB bir paket var. O da 50 lira. 100 MB daha geçiş için 25 lira daha ver. Yerini 100 MB'a verir. İşte sana yaptığı şey bu. Başlangıçta 3 MB mı tuttu senin yerini ya da 1 MB tuttu MDF'ini. Sonrasında sana diyor ki maksimum file size'ın 50 MB. Senin aldığın paketine göre yer açıyor ya sana. Artık sen 50 MB'ın üstüne çıkamazsın database'e. Yeni bir şey kaydettirmez. Ondan da para alırsan. Onlar çok aktif kullanıyorlar bunu arkadaşlar. Hocam bu resimde olay var ya, mesela diyelim ki bir şey açtılar, 10 tane ekran başlar, mesela başlar. Yani birkaç şey kullanmıyor. Diğerleri de tüm dolu, diğerlerinden bir şey o sanal olarak da kullanmıyor. Anlayamadım. Resimde belki olay o. Yani burada da mesela diyelim ki ikiniz aldık, ben 50 MB doldurdum. Evet. Siz de 10 MB doldurdunuz. Ben sizden sanal olarak kullanabiliyor muyum? Bilmiyorum. Aynı şekilde de olabilir. Yok. Şey, hesaplarda çok güzel olan bir Hmm. Hayır, kullanım. ortalamanın Yani ortalamaya göre paylaştırıyorum hmm, onları anladım. alalım. Yani toplamda 100 MB'ımız var şimdi. 50 senin, 50 benim. 100 MB'ı doldurmadığımız sürece bende 10 olsa da sen 90'a kadar gelebiliyorsun mantığıyla. Yani. Aynen bir test edilmesi bunları falan çok güzel. Burada şey var. Sabit. 100'ün üstüne çıkamazsın O ödeyemeyi sor. burada. O zaman Daha fazla satmış oluyor. aynen öyle. Şöyle bir durum var. O zaman yine sınırsızsın aslında. Ama ne yapıyorsun? Bir tane şey var. Server var. 100 GB hard disk var. Ama 10 kişiye veriyorsun bunu. Tamam. O 10 kişinin başkasına vermiyorsun bir daha. Artık içlerinde ne kadar gidiyorsa gidiyor. Aynen öyle. Ancak öyle olur. Yani o disk alanını adamlara sabit verirsin. 10 kişi onu kullanır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Auto growth ve file size olayları. PET, C program files, SQL server, bıdı 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 bıdı. Gerçekte dosyalarımız burada duruyormuş. Bakın görelim. Master MDF, Master LDF değil mi? Model, MSDB, Northwind Report Server, TempDB, TempDB MDF, LDF. Hepsi buradaymış arkadaşlar. Şimdi ben bu yeni şeyi oluştururken isterseniz isim de verebiliyorsunuz dosyasına. Mesela diyelim ki My First desin bunun adı. Şöyle bir şey de yapabilirim. Yani isim de verebilirim. Vermesen ne olur? Bir şey olmaz. Kendisi zaten ilk DB data, ilk DB log diye otomatik veriyor. Oldu mu? Direkt bakın burada oluştu arkadaşlar. Default olarak hepsi burada oluşuyor. Bakın boyutuna 3 MB 1 MB değil mi? Halbuki hiç veri yok bunların içerisinde arkadaşlar. Ama ne dedik? Sen verdiğin anda o yeri artık işgal ediyor sistem arkadaşlar. Anlaştık mı buraya kadar? Database oluşturduktan sonra arkadaşlar bakın database diyagramları, table'lar, view'ler, sinonimler, program utility sekmesinde işte stored procedure, function, trigger, type'lar, rule'lar, mesajlar, kuyruklar,
İşte güvenlikle alakalı kullanıcılar, roller, şemalar. Bir sürü yapı var arkadaşlar içerisinde. Bu database nesnelerinin yönetimini öğreneceğiz arkadaşlar. Birçoğunun. Bakalım neler var. Bakın hiç tablo yokmuş değil mi içerisinde? Bir tane tablo oluşturalım. Mantık yapan üzerinde sağ tuş, new table. Pat diye karşımıza çıktı. Bu tablo oluşturma için arayüz. Aslında bu arka planda bu kod yazmamızı sağlıyor. Tamam? SQL denilen bir dil kullanacağız değil mi? T-SQL. T-SQL basit bir dil arkadaşlar. Mesela bakın şurada bir new query dedim. Şurası da hangi database'de çalıştıracağım bu soruyu? İlk DB'de çalıştıracağım. Create table. Tamam? Evet. Ne dedim? Tablo yarat değil mi? Tablom dedim mesela. Normal parantez açtım kapadım bir tane. Şuradan options. Fonts and colors. Görebiliyor musunuz? Create table tablom dedim. Şunun bir de fontunu düzelteyim. Daha düzgün olsun. Evet, normal parantez arkadaşlar. Tabloda oluşacak kolonların isimlerini söylememiz gerekiyor. Mesela ID denilen bir kolon vardır arkadaşlar. ID her satırın birbirinden ayırt edici bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Tamam? Düşünün iki tane mesela diyelim ki Serkan Yılmaz olabilir mi? Sadece benim tanıdığım 3 tane var arkadaşlar. İkisi de senin müşterin olabilir mi? Mesela Teknosa gibi büyük bir firması. Şimdi kaç tane Serkan Yılmaz var değil mi müşterileri? Bunların birbirinden ayırt edici bir özellikleri olması lazım. Değil mi? Aynen öyle. Doğum tarihleri, yaşları, doğum yerleri de aynı olabilir. Aynı şehirde iki tane Serkan Yılmaz bulunabilir. İşte TC kimlik numarası var değil mi şu anda? Birbirimizden ayırt eden bizi. Ama önceden yoktu mesela. Değil mi? Son zamanların bir uygulaması bu TC kimlik numarası arkadaşlar. Önceden ne yapıyorduk? İşte kimlik numaralarımızda haneci, küçük sıranı falan filan vardı. Buradan ayırt ediyorduk. İyi de ya ben arkadaş teknosayım. Niye adamım o kadar verisini kaydedeyim ki boş boşuna? Değil mi? Adamın şey herkese bir tane numara versem ben. Doğru düzgün olmaz mı? Yani bu Serkan Yılmaz bir numaralı, bu Serkan Yılmaz iki numaralı. Artık ikisi birbirinden ayrıldı mı? Ayrıldı değil mi? İşte ID kolu bir iş yapıyor. Belirleyici özellik. Türü ne? Int olsun mesela. Int burada da var. Primary key denilen bir yapı var arkadaşlar. Birazdan göreceğiz bunu. Birinci anahtar. Primary key olarak bir alanı işaretlerseniz primary key işaretlediğiniz şey bir daha o kolonda tekrar edemez. Hani ben dedim ya bir numaralı. Bir daha o kolona, o tabloda bir numarasını veremezsiniz arkadaşlar. Bir tane olmak zorundadır. Çünkü ona göre sıralanacak. Hani nasıl sen masa üstünde iki tane aynı isimli dosya oluşturamıyorsun? Aynı mantık. Tamam. İki kayıtta aynı key'e sahip olamazlar. Identity denilen bir şey var arkadaşlar. 1,1 dedim. Birden başla birer birer otomatik artan sayı yap demektir. Öteki türlü birden başla ikişer ikişer arttır dersem 1, 3, 5, 7 diye gider. Tamam. Birden başla birer birer arttır diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bir şey yaptım. Sonra virgül dedim. Mesela at.
Burada string diye bir tip yok arkadaşlar. Tamam? Var char diye bir tip var. Bahsedeceğiz şimdi tiplerden. 15 karakter yeter mi? Yetmez. Hatice, Asu, Karlı. Ben artık hepsini örnek vereceğim. Bütün sınıf sorunda. Çelebi. Şimdi Hatice 6 karakter. Bir boşluk var 7. Asu 10. Bir boşluk var 11. Kardelen 19 karakter arkadaşlar. Değil mi? 19 karakter, 25 yeterli dedim mesela. Boş geçilemesin. Not now dedim. Tamam. Bugün çok kolay aslında böyle keywordler. Birbirlerine çok yakın. Yani çok zorlayıcı bir şey yok. Mesela soyad. Yine var char. 20 olsun. Not null'ı zorlamadım bunu. Tamam. Farklı olsun diye arkadaşlar. Bakın şurada execute var. Gördünüz mü? Bastım. Komutlar başarıyla tamamlandı dedi. Eğer bir daha basarsam hata verecek. Neden? Değil mi? Already, there is already an object name tableau. Zaten böyle bir şey var diyor. Bir daha yapamazsın. Bakın şu tables var ya. Refresh diyorum. Artık tablo gelmiş mi bir tane? Eğer bunun dizaynına basarsam az önce yaptığım ekrana gelmedim mi ben? Şurada hatırlıyor musunuz? Şu. Aynı şey değil mi? Değil mi? Bakın aynı ekrana geldi. Ha, demek ki bu arayüz değil mi? Bu management suite dediğim arayüz bana çok kolay bir şekilde kod yazmadan direkt alan isimlerini belirterek tabloyu oluşturuyor. Ve ben yaptığımda da bunu kaydettiğim zaman aslında o kodu yazmış oluyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Management Studio'nun görevi. Mesela diyelim ki kişiler diye bir tablomuz olsun. ID, bakın az önceki tablonun gibi aynısını yapacağım neredeyse. Data tiplerine bakalım. Veri tipi. Biz bunu gördük değil mi? Aslında çok şeyi bir tanıyoruz burada arkadaşlar. Big int. Bu bizim long'a karşılık geliyor. Tamam? Binary. Binary ne demek ki? 1-0. Binary olarak bir veriyi kaydedebiliyorsunuz. 50 byte'lık bir veriden bahsediyorsunuz. Bit neydi? 1 ya da 0 değil mi? O zaman ben bunu bool yerine kullanabilir miyim? True false. Değil mi? Char 10. 10 karakterlik yer tuttu. Tamam? 10 karakter. İşte ne dedin ki? Volkan yazdım mesela. Tamam? 10 karakterlik yer ayırdım. 6 harf yazmama rağmen hard diskte 10 karakterlik yer çıkardı. 4 tane boşluğu kendisi koyar. Tamam? İleride göreceğiz bunu. Date sadece tarih. Date time tarih saat. Date time 2 yeni çıktı. 2008'de geldi arkadaşlar. 7 karakterlik yere hem tarih hem de saati sığdırıyorlar. Yok, mikroda ziyade şöyle bir şey yapmışlar. Belli bir tarihten başlamışlar. İşte sen tek tek bunları karakter olarak koysan bile 8 tane eleman sadece tarih için gidiyor. Bak, adam hem tarih hem saati tutmuş 7 eleman. Değişik bir şey değil mi yapı olarak baktığında? Nasıl başarmışlar bunu? Mesela demiş ki 01 01 01 tarihi
benim için bu türde 1'e eşittir. 0, 1, şey, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, yıllar ilerledikçe hepsine sayısal bir karşılık vermişti. İşte 65 bin dediğinde bilmem kaç yılının bilmem kaç tarihine gitmiş oluyorsun aslında. Yani her gün için bir arttırım yapmışlar. Orada tarihi tutmuşlar 2 byte'da mesela ya da 4 byte'da. Bilmiyorum tam da. Öyle tarihi yakalamışlar. Kalan kısmında da saati yakalamışlar. İşte şu byte'lik kısmı tarih, şu byte'lik kısmı tarih. Bunun bir başlangıcı şey saat. Bunda bir başlangıcı var. İşte diyelim ki 1700'den başlayarak bilmem kaça kadar diyelim ki. İşte 1 dediğinde 0101 1700 tarihinden bahsediyorsun sen aslında. İşte 2 dediğinde 0201 1700'den bahsediyorsun. Mantık bu. Tamam? Adamlar o tekniği kullanarak çok daha az yerde çok daha büyük veri tutuyorlar. Güzel, akıllıca bir iş bence. Aynen. Hani add-base yaparak 1700'e şu kadar bir ekle dersen hangi tarihe gideceğin bellidir, değil mi? Biz de yapabiliriz aslında bunu düşünüyorum. Değil mi? DateTimeNow.addBase dediğinde direkt o değeri 1700'e eklersen patlaya gider. Date time offset şöyle bir şey, bazen saat zaman baskısı vardır böyle dosyaların sonunda. Ama hiç arada nokta yoktur, slash yoktur, boşluk yoktur. Ufuzun sayısal bir değer gider. Bu ayrıştırdığın zaman böyle doğru yerlerden işte yıl, ay, gün, saat, işte dakika, saniye diye böyle hepsi birbirine bitişik yazılmıştır aslında. DateTime Offset bu iş yapıyor. Decimal, bilemezsiniz siz bunu, anlatmayacağım. Float'u hiç girmeyelim, zor bir konu. Geography ve geometri arkadaşlar. Dünya üzerinde herhangi bir koordinat tutmak istiyorsanız geography'de tutuyorsunuz. Direkt koordinat tutmaya yarıyor. 2008'de yeni geldi. Geometri analitik düzlemde bir koordinat çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. X, Y olarak değer alıyor yani. Hiyerarşi ID. Bununla alakalı düzgün bir açıklama bulamadım. Ben bir yerde okudum. Anladığımı söylüyorum. Tam net değil. Yani bir şey yazmış. Onun üstünden giderek anladığımı anlatacağım arkadaşlar. Hani çok merak ediyorsanız bir yerlerden araştırmanızı tavsiye ederim. Tamam. Şirket burası. Bunlar patron veya genel müdür diyelim diye. Bunlar bölüm müdürleri. Bunların altında bizim tıfıl şefler var. Tamam mı? Hiçbir şey yapmazlar genelde, değil mi? Ondan böyle yüz yuvarlak olmuşlar. Şimdi arkadaşlar hiyerarşi ailesi diyor ki buna bu bir numaradır. Bunlar ikişer numara, iki numaralardır. Bunlar da üçtür. Böyle bir hiyerarşik ID verme mantığı. Böylelikle hani şeflere ben böyle bir şey göndermek gibi. Bazı durumlarda aynen öyle. Kategori altına almak gibi. Yoksa bu normalde de yapabilirim. Ama adamın anlattığı bu. Tamam? Tam anlatmadı. Yani tam düzgün bir makale değildi. Tek buna rastlamıştım ben okurken. Gerekiyorsa araştırırsınız. Artmıştır belki. Tamam? Ama hiç ihtiyacım olmadı böyle bir şeyler şu ana kadar. Efendim? Image. Sadece resim değil arkadaşlar. Her şey image'dir aslında. Database üzerinde. Word dosyasında basabilirsiniz. Her şey binary değil mi arkadaşlar bilgisayarda değil? İmaj da binary. Yani fotoğraf dediğin şey de
binary. Word dosyası da binary. Ne farkı var ki aslında temelde? Yok değil mi? Her şeyi basabiliyorsunuz arkadaşlar içerisine ama bunu kullanmayın, ileride kalkacak. Tamam, bunun için farklı bir tür söyleyeceğim. Int'i bize Asus söylesin. En sevdiğim veri tipi arkadaşlar. Tamam, en sevdiğim en çok bu veri tipini seviyorum. Money. Arkadaşlar gel şuraya otur. Ne yapma. Para birimi tutmak için. Peki float'tan bunun farkı nedir? Bölgesel Tamam. 10 santimde fark ediyorsa. Şimdi bunun farkı nedir? Bölgesel ayarlardan arkadaşlar size sonra TL, USD gibi değerlendirilir. Tamam mı? Format yoktan farkı bu. Bunu gösterirken sonra para birimini ekler. Enchar bu şey demek arkadaşlar, Unicode. Duydunuz mu? Unicode. Birazdan bahsedeceğiz. Yine karakter saklamak için. Burada string diye bir şey yok. Yerine bunları kullanıyorsunuz. Entext uzun metinler. Mesela bir makale saklayacaksın. Onu saklamak için kullanılıyordu ama artık kullanmıyoruz bunları yine. Numerik yine ondalıklı bir sayı. Envarchar Unicode olarak değişken uzunluklu karakter. Envarchar Max kullanılıyorlar artık Entext yerine. Tamam. Real sayılar ondalıklı yine. Small date time. Date time'ın bir de small'u varmış. Oo, bakalım neymiş farkı. Bir başlangıç aralığı var bunun arkadaşlar. Ben çok böyle şeyimdir. Başlangıç bitiş değerleri hep kafamı kuruyorlar dedi. Neden böyle bir şey? Date time and small date time. MSDN açtım. Hep merak etmişimdir ben. Neden böyle? Şimdi small date time. Ne olayım? 1 Ocak 1900'den başlayıp 6 Haziran 2079'da bitiyor. Ne alaka değil mi 6 Haziran? Ben çok merak etmiştim. Niye böyle bir şey yapar adam? Efendim? Evet, 666 şeytanın falan diye. Şimdi arkadaşlar, bakın. Ben de tuttum hesaplamaya başladım. Dedim ki, arada 179 yıl var mı? Çarpı 365, 65.335 diye bir değer. Bizim tanıdığımız bir değere çok benziyor aslında. 536 var değil mi? 65.536. Bakın 6 Haziran'a kadar olan kısmı yazmadım daha değil mi? 180 günde oradan getirsen. Ben kaç yazdım ya? 65.700'e geldi. 65.335'ti. 180 gün daha eklersin buna. Artık yıllar vardır 4 günde bir. 65.536'ya geliyorlar. Demek ki bu adamlar tarih kısmını 2 byte'da saklıyorlarmış. Değil mi? 2 byte'da tarih kısmını saklıyorlar. O yüzden hani 65.536'ya tamamladıkları için bu burada doluyor. Tamam. Böyle abuk subuk meraklarım vardır benim. Date time'da 1753'ten başlıyor. Fransız devrimi. 31 Aralık 1999'dan geriye doğru gitmiş adamlar. O yüzden buradan başlıyor. Burada da 4 byte'da tutmuşlar burayı. Efendim? Aynen öyle. Burada da bu kısmı 4 byte'da tutmuşlar arkadaşlar. Buraya kadar gelebilmiş. Mantığı bu. Tamam?
Efendim bakın. Diyor ki 4 byte'lık alanlarda tutar diyor. Date time'da. Small date time'da. Budur diyor. Anlaşıldı mı? Mantığı bu arkadaşlar. Efendim. Eyvallah. Ne lazım oluyor? İsa'nın doğum günü tutalım da. Mesela doğum günü Facebook'tan kutlarız. O zaman da ne yaparsın? String olarak tutabilirsin. Sorun yok. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi money gördük. Değil mi? Bakın date time, small date time dedik. Small int short var diye bizim. Ona karşılık. Small money. Small money dediğiniz şey hani o cebinizdeki ufaklık gibi bir şey değil. Aslında o kadar da small değil. Tamam. İyi paralardan bahsediyorsunuz evet, yine. Yani. 200 efendim. Tabii ki mutlaka. Çok severiz. 214 bin bilmem kaça 747 dolar mı? Öyle bir şey gidiyor. Tamam mı? Şey 747'ye kadar gidiyor. Neden? Money. Bakalım görelim. Money ve small money. 214.748 dolardan değil mi? Artı eksi yapmış. Ya bunun noktalarını yerlerini değiştirsen bu bana inti veriyorsan. Gördün mü? Son 4 taneyi ondalık kullanmışlar. Değer intin aynısı arkadaşlar. Değil mi? Değişen tek şey bu olmuş. Ya o kadar küçük değil. O ancak benim flash'tı. Arkadaşlar bu da long'un değeri aslında. Bakın 64 260 eksi 1 demiş değil mi? Bu da yine bakın 4 byte'lık bu da 8 byte'lık değerler. Sadece son 4'er elemanını ondalık olarak kullanmışlar para birimleri. Anlaşıldı mı? Değil mi? O kadar da small değilmiş. Bunlar da buradan geliyor. Aralıkları farklı arkadaşlar. SQL variant içeri her türde veri atıyorsunuz ama variantın bir kere bir değer attığınızda hep o türde atmanız gerekiyor. SQL variantı. Tamam. Öyle bir kural var. Text nText görmüştük değil mi? Aynı yapı. Time, timestamp, işte zaman baskısı yine. Şimdi, tiny int bizim byte'e karşılık geliyor. Unique identifier, işte bu da efsane arkadaşlar. Efsane veri tipi. GUID derler buna. Global Unique Identifier. Bu veri tipinin öyle bir özelliği var ki bulunduğunuz makinenin hard disk numarasını bölgesel ayarlarından bazı şeyleri ve bildiğim kadarıyla CPU sıcaklığını ne alıyor? Evet. O anki sıcaklığını alıyor. Size bir sayı üretiyor. O anki tarih. Hard disk numaran ve CPU sıcaklığı. Dolayısıyla o anki saate bir daha geri dönmeyeceğin için aynı şey, o anki tarih saate bir daha geri dönmeyeceğin için ve senin hard disk numaran bir başkasında da olmayacağı için hard disk numarası dünya üzerinde tektir arkadaşlar. Kimlik bilgisi de özelliği taşır bilgisayarlar için. Senin hard disk numaran da başka birinde olmayacağı için bir başkasının aynı değeri üretmesinin imkanı yok. 32 yıl boyunca hiç kendin bile üretebiliyorsun. 32 yıl sonra ancak üretebiliyorsun. Yaptığım programda ben de toprak olurum o zaman. Değil mi? Öyle düşünürsek.
Bakın nasıl bir şeymiş. 16'lık sistemde üretiyor arkadaşlar. Select new ID dedim. 16'lık sistemde 32 karakterli bir sayı üretti bana. 8 karakter, 4 karakter, 4 karakter, 4 karakter, 12 karakter. 16 burası, 16 da burası. 32 karakterli bir 16'lık sayı arkadaşlar. Bunu bir başkasının şu anda üretme imkanı yok. Kendim de dahil. Bu oranları sorduğumuzda farksız yani seriyen numarası üretmek için. Bence ne var gibi kullanıyormuştur yeni kaydan itibariyle. Veriyorum. Bir kere kaydediyorum. Hem bende oluyor numara hem de kullanıcıya verdiğim programa yüklettiriyorum. Al diyorum bu numarayı kullanacaksa. Adam o key'i girdiği zaman alt tarafta program bana ulaşıyor. Böyle bir key var doğru mu diyor. Ben de doğru bilgisini ona gönderirsem program açılıyor. Öyle çalışıyor benim yaptığım sistemlerde. Bakalım Unique Identifier'dan sonra var binary, var char, XML diye de bitiyor. XML'in az buçuk ne olduğunu gördük değil mi? Verileri XML olarak saklayabiliyorsunuz. Şimdi bu char tiplerinden bir bahsedelim. Arkadaşlar şimdi bir yere char 10 dediniz tamam mı? Ad girmek için veya telefon numarası girmek için. Char 10 dediniz. Hard diskte bir yer açtı size. Tamam mı? 10 karakterlik. Sen buraya Ali de yazsan işte Mehmet de yazsan Muhammed de yazsan hepsi hard diskte 10 byte yer kaplar. Char olarak yaparsanız. Tamam? Varchar olarak yaparsanız Ali mi yazdı? 10 karakter demiş değil mi? Varchar 10. Var variable'dan geliyor. Değişken. Değişken uzunluklu. 3 yaptıktan sonra sen bunu bitirdin. Tak diye buraya bittiğine dair bir işaret koydun. Veli yaptın. Pat diye bittiğine dair bir işaret koyacak. 4 karakterden sonra. Böylelikle Ali, Veli, Can dedin. 10 karakterlik bakın. Bunun hard diskte kapladığıyla senin burada Ali, Veli, Can dediğinde aynı yerleri kapladın mı hard diskte? Bunda 3 kayıt aldım. Bunda tek kayıt aldım. Hangisini kullanırsın? İşte öyle derseniz hata. Tamam. İkisinin de farklı kullanım amaçları var. Mesela nedir? Veriniz sabit uzunluktaysa ve aramalarda çok sık kullanıyorsanız char kullanın. Neden? Çünkü okuma dediğiniz şey fiziksel bir olaydır. Yani hard disk dediğiniz hakikaten bizim kullandığımız DVD'ye benzeyen bir okuma. Hard disk dediğim böyle bir şey. Bunun üstünde bir okuma yazma başlığı var arkadaşlar. Bu kafa hard diski tarıyor. Hard disk dönüyor yüksek hızda. Tamam. Verilerin hepsini raporla dediğinde, seç dediğinde kayıtları birbirinden ayırmak için hard disk buradan tarama yaparak gidiyor. Doğru değil mi? Burada hep taramak zorunda. Ama burada tarama yapmak zorunda değil. 10-10 çekiyor. 10 karakterlik çek, 10 karakterlik çek. Ne oldu? Hepsi sabit boyda. Var mı sıkıntı? Yok. Ama burada tarayarak gidiyor. Şimdi buna buna göre biraz daha yavaş çalışıyor. Farkı budur. Zaten varchar doğru olsa bile böyle bir hız farkı bulunmasaydı çarı kaldırırdı bu adam. O doğru olsaydı, bir yanlış olsaydı, içeri kaldırmıyorlar. O yüzden arkadaşlar aralarında böyle bir şey var. Bir de en vardı değil mi başlarında? Bakın ne gördük? Char, var char, en var char, en char. 4 tane karakter
string metin toplamak için bir tipi var. Peki bu ne? Unicode demek arkadaşlar. Unicode ne oluyor? Şimdi sen bilgisayarına klavyeye bastığında A'ya 65 diye bir kod gönderiyorsun. Tamam? Hoş güzel. Sen bu tuşların yerini değiştirsen, tuşa bastığında üstünde ne yazıyorsa o mu gidecek? Hala hangi şey seçiliyse, burada dil seçiliyse ona göre değil mi gidecek? İşte durum bundan kaynaklanıyor. Aslında her bilgisayarın kullandığı belli bir özellikleri var. Ve bu dil özellikleri belli bir ASCII tablosu kullanıyor. İşte Türk ASCII tablosu farklı çalışıyor arkadaşlar. Almanca, Fransızca farklı çalışıyor. Tamam. Mesela Fransız klavyesinde bizim Q'nun olduğu yerde A harfi vardır. Tamam. Bizim T'nin olduğu yerde W'nun olduğu yerde onlarda Z var. A, Z, E, T diyorlar. Tamam. İşte Alman klavyesinde bizim Z ile Y yer değiştirmiştir. Falan filan. Böyle farklılıklar var arkadaşlar. Her bilgisayarın gibi farklı. Buna göre elin içini şey, tuşa bastığında çıkan karakterle benim bastığımda çıkan karakter aynı şekilde farklı çıkan değil mi? Sen bir şeyi kaydetmeye başladığında ne kadarlık karakter desteğiyle bilgisayar çok önemli bir şey. Ya dersin ki sadece Türkiye için de kullanılacak bu uygulama. Dolayısıyla benim Türkçe karakterlere göre yapmam yeterlidir. Ya da dersin ki uluslararası bir uygulama yapıyorum. Tüm dünya ulusları yazdıklarını kendi karakterlerinde görebilsinler. Değil mi? Adam sana gönderdiğinde 65 diye bir şey gönderecek. Bana göre bu A iken ona göre işte yumuşak yer. Tamam mı? Dağın renklerimiz ne oldu? Bana göre sana göre çıkartalım. Şimdi hardware iken ne oluyor? Siz arkadaşlar char falan kullanırsanız bilgisayarınızdaki ASCII tablosunu görüyorsunuz. En char kullanırsanız uluslararası tabloya göre çalışmaya. Ama bunun bir bedeli var. Bu da nedir? Hardlist'teki kullanım. Şimdi 256 karakter senin Türkçe'de kullandığın her şeyi koymaya yeter de artar bile değil mi? Ama bütün dünyadaki alfabeleri koymaya yeter mi? Yeter değil mi? Ne olacak? Mesela Çin bile arkadaşlar 30 bin karakter kullanıyor. Çin 30 bin karakter kullanıyor. Onlarda şey yok. Normal harf mantığı yok. Bazı tuşlar basarak kelimeleri oluşturuyorsunuz. Tamam, böyle. Onların mantığı farklı. Şimdi, şöyle bir şey var. Bir char eşittir 1 byte olursa, tamam, normalde kendi sisteminde bir n çar bunun iki katı oluyor arkadaşlar. Tamam. İki kat yer kaplıyor. Sen önceden 8 bitlik alan kullanıyordun bir karakter için. Sonra 16 bitlik yükseltiyorsun. Tamam. Bu da ne oluyor biliyor musun? 256'dan 65.536'ya geçiyor. Doğru değil mi? 256, 65.536 farklı karakter değil miydi? Değil mi? Sayı kardeşim. İşte o zaman o bütün alfabeleri tutup o alfabeleri bilgisayarına basabiliyorsunuz. Ama artık o karakterlerin her bir tanesi, yani sen burada A dediğimde 65 basıyordun değil mi? 8 bit çıkartıyordun hard diskine. Burada A dediğinde hard diskte 16 bit yazmak. Farkı budur elinde. Ama
dil desteği sınırsızdır. Mantığı bu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte n'ler de oradan ekleniyor. N var çarılışta ne oluyor? Unicode, değişken uzunluklu karakter. Değil mi? İşte varchar olursa değişken uzunluklu ama Unicode değil, kendi serverının dilinde ya da database'in dilinde neye ayarlanır? Mantık budur artık.